şeyleri tartışmaktan bıktım abi. Ama sen aynı şeyleri yapmaktan bıkmadın. Sana bin defa dedim. Silahmış, dansöz kıyafetliymiş, hediyeler alma dedim abi. Alma, alma. Ne var kızım? Biz bunlarla büyüdük. Çocuk dedim. Alma. Topla oynayan topçu mu oluyor? Silahla oynayan adam mı öldürüyor? Bırak çocuklar oynasın. Alma, istemiyorum abi. Alma, istemiyorum. Alma. Alma. Bıktım, istemiyorum. Bu gibi hediyeler almanı istemiyorum. Alma. Ne oluyor kızım? Niye birbirinize girdiniz? Ne olsun daha baba? Bin defa dedim. Silahtır, dansöz kıyafetleridir, gelinliktir. Alma dedim abime. Alma dedim. İstemiyorum dedim. Bin defa dedim. Göstereyim aldıklarını. Kardeşin doğru söylüyor oğlum. Niye istemediği şeyin adını alıyorsun? Ne alayım baba? Top alayım, oynatacak mı bakalım? Yok mobilyalar zarar görecek, yok eşyalar kırılacak, yok komşu rahatsız olacak. Oğluna silah alıyorsun, kızına dansöz kıyafeti alıyorsun. Anlamıyorum oğlum. Aldıklarına bak. Aldıklarına bak, gelinliklerine. Gördün baba, şunlara bak. Şunlara bak. Şunlara bak. Alma dedim abi sana. Bin defa dedim alma. Tabanca silah alıyorsun oğluna. İyi güzel bir şey demiyoruz ama. Kıza niye dansöz kıyafet alıyorsun? Dansöz kıyafetleri alıyorsunuz çocuklara. Beynini yıkıyorsunuz. Sonra da kötü kız oldu. Kötü kadın oldu. Çamur atıyorsunuz. Çocukların beynini yıkıyorsunuz. Yok kızım şöyle oyna, yok kızım böyle oyna, yok göbek at. O çocuk da dansçı olacağım, dansöz olacağım der. Oğlum kardeşin haklı. Çocuklarımızı bu şekilde yönlendiremeyiz. Yok gelinlikli, yok dansöz kıyafetiydi, yok silahlarla. Olmaz yani bu şekilde. Dış devletin çocuklarına bakıyoruz, öğretmen olacağım. Yok efendim doktor olacağım. Yani bu şekilde. Ama bizim çocuklarımız evlenme derdinde, gelinlik derdinde, çocuklar, sokak çocukları oluyor, oğlanlarımız silah derdinde. Bu şekilde olmaz ki. Bu şekilde yönlendirilemez yani çocuklar. Lütfen yani bu çocuklarımızı böyle yapmayın. Biz baştan kendimiz yani çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Yani bence Dilek çok haklı, çok doğru söylüyor. Onur nerede? Onur nerede? Bilmiyorum nerede. Gece geç saatlerde eve geliyor. Sabahleyin o çocukla gene gitti. Beni dinliyor mu? Dayısını hiç dinlemiyor. Hangi sokaklarda cirit atıyor kim bilir? Bilen var mı? Ne oldu lan? Nefes nefese kimden kaçıyorsun? Dünün hasılatı beyler, paranın namına koyduk. Nereden buldun lan? Çeyrek kafeden çaldım, adam peşimde. Beni görmediniz tamam mı? Şşşt! Lan kaç geliyor? Çok kaç kaç. Çok. Gelsinler amına koyayım. Tuğla'nın yerine görüşürüz hadi bana eyvallah. Koş oğlum koş. Koş koş. Şimdi demiş haram para diye. Çok. Bak götümüzden ter bile akıyor para kazanacağız diye. Kolay mı lan bu işler? Nereye gitti la bu? Görmedim. Görmedik dayı. Biz görmedik. Sizin de görüşürüz. Doğan dayı geliyor. Beni gördü mü? Görmedi. Kalk lan! Kalk ben sana! Yapma ya! Mahallenin çocuğu anca ve kanca beraber. Yürü! Ben seni söyledim. Bu çocuktan uzak duracaksınız demedim mi? Uzak duracaksınız. Dayısı bu mu?
Takip edin şunları. Dayı, beni arkadaşlarıma rezil ettin ya. Onları sevmiyorsun diye arkadaşlık kurmamaya karışamazsın. Ben senin iyi insanlarla arkadaşlık yapmana bir şey demiyorum. Bunlar senin başını belaya sokacaklar. O siyah sakallı çocuk değil mi içeriden yeni çıkan? Esrar sattıran, kafa hapı sattıran çocuk değil mi? Ben satmıyorum, sattırmıyorum dayı. Orada sadece konuşuyorduk. Bak yeğenim. Onun bu ortamdan uzak durması için herkes elinden gelen gayreti sarf etti. Ailesi perişan oldu. Bu işlere kolunu kaptırdı, kendini kaybetti. Kopamaz bu işlerden. Bir gün tanımadığın insanları sana getirir, hayır diyemeyeceğin bir işe sokar seni. Dayı. Bak dayı, benim annem babam bana bu kadar karışmıyor. Onlar bana güveniyor, sen güvenmiyorsun. Bir de beni herkes içinde çocuk gibi rencide ediyorsun. Ben kendime güveniyorum dayı. Bir daha lütfen ama arkadaş çevreme karışma. Artık sen mahalleye gelirken herkes bana dayın geliyor diye sırtını dönüp gider oldu ya. Bak yani. Bu resim biliyorum. Daha önce görmüştüm. Yeğenim. Bunlar benim arkadaşlarımdı. Bu Berkay. Bu Ali Osman. Bu da Ahmet. Biz hep beraber takılırdık. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmezdi. Bir anda mahallenin kabadayısı olmuştuk. Ama işler birdenbire karıştı. Mahallemize tanımadığımız insanlar da dadanmaya başladı. Bu bana tedirginlik verdi. Kendime dur demek, onları da bıraktırmam gerekiyordu. Bıraktılar mı? Biz şu ana kadar her şeyi beraber yapmadık mı? Şu an senin yaptığın yanlış. Kardeşim, sen bizimle misin değil misin? Abi bu işler karanlık işler ya. Bak kardeşim. Bu adam bir süredir bizim mahallemizde. Ne tip olduğunu hiç bilmiyorum. Ama gözümü hiç tutmadı. O yüzden bizim bu adamı acilen kaldırmamız lazım. Abi bugün kaldırmaktan bahsediyorsun. Yarın kalsın da silah dayarız. Bu işin sonu belli değil ki. Adamı sadece alacağız ve konuşacağız. Hepsi bu kadar. Biz aynı mahallenin delikanlıları değil miyiz? Abi öyleyiz de. Bu iş beni aşar ya. Beyler. Sanırım şuradaki adamlar bizi dinliyor. Ben de dikkat ettim. Bir süredir bizi takip ediyorlar. Abi bizi bugün takip ederler. Yarın kafamızı silah bile dayarlar. Bir işin sonu yok ki. Kardeşim, sen bizimle misin, değil misin? Onu söyle. Değilim abi ya. Bu işler karanlık işler. Kalkalım beyler. Bir daha bize delikanlıktan bahsetme.
Kimmiş ki o adam? Neden takip ediyorlar? Dinle. Bunlar bana hepsi sırtını döndü. Berkay hariç. Berkay benden hiçbir zaman için arkadaşlığını koparmadı. Ne zaman başım derde girse hep o korurdu. Boş versen bunları. Sen okumana bak derdi. Sonra ne oldu? Mahalleye dadanan adamla konuştular mı? Bir süre takip ettiler. Gece vakti yalnız olarak yakaladılar. Beyler, her akşamki gibi orada bekliyor. Bunu bildiğimiz için buraya gelmedik mi? Şşş, sessiz beyler. Dikkatli olun. Şimdi ne yapacağız? Kaldıralım beyler. Acele edin. Hadi. Sizin zamanınızda da böyle çeteler varmış. Hem ne cesaret. Adam bayılmasa, silah olsa ne olurdu? İyi bir şey mi? Silah olsaydı, oracıkta ocağın havliyle onlara vursaydı, yazık olmaz mıydı? Sonra ne oldu? Adam nereye taşıdılar? Bırakın silahları. Sen kimsin? Evet genç. Yanlış zaman yanlış mekan. Yanlış insanı aldınız. O adam bizde. Sen kimsin? Seni kim gönderdi? Ateş Bey'in selamı var. Seni çok özlemiş. Haydi, haydi bırakın. Ahem.
Ne demek anam kızıyordu? Ulan sana güvenen de sen ne iş yapan da kapat. Ya kapat. Kapat. Ne oldu? Ne diyor? Bırak şunu ya. Ben ne dedim? Ne oldu ne dedi? Ne oldu ya anlatsana biz de bilelim. Ne olacak? Akşam anası eve erken gel demiş. Neymiş? Akşam yemeği erken yiyeceklermiş. Hey Allah'ım. Sende para var mı biraz? Para olsa buraya kadar dolmuşla gelmez miydi? Ne yapacaksın oğlum parayı? Şuraya kadar gelmişken bir lahmacun yiyelim. Oğlum sen beni taşak mı geçiyorsun? Anasını satayım silahları da kaybettik ya. Bu nasıl cede dayı? Bir annem çağır diye silah bırakır. Biri silahını yakalatmış lahmacun yemeği düşünür. Elinde 5 kuruş para yok. Çok iyi ya. Yeğenim düşünsene. Senin yaşlarındaydık hepimiz. Gerçek dünyadan uzak. Neyin ne olduğunu bilmez. Şu meşhur kabadayı mafya filmlerine özenmiş. Kanları kaynamış. Gözleri kör delikanlılardık. Dışarıda ahkam çeken ama aslında anneden babadan korkan. Onlar seslerini yükselttikleri zaman dizleri tir tir titreyen. Ağızların hala anda sütü kokan delikanlılardık senin gibi. Hayata atılmamış, sadece hayal dünyasında her şeyi basit gören delikanlılardık. Anladım. O adam isteseydi arkasında iz bırakmadan herkesi temizleyebilirdi, değil mi? Peki neden takip etmiş sizi? Adam onun arkadaşı mıymış? Yoksa neden takip edip sizi kurtarsın ki? O kadarını hatırlamıyorum. Ama aralarında adını çok iyi tanıdığım bir adam vardı. Ateş Bey. Bir gecede herkesi bir araya toparladı. Selam. Uyuyor musun? Ateş Bey, gençlerin ailelerini yarın akşam uygun bir yerde toplayalım. Nerede toplayalım? Ben hallettim. Adres evde emanetleri bıraktığın torbanın içinde. Bundan sonrası sende. Giderken emanetleri götürmeyi unutmayın. Yarın akşam ben yokum. Diğer işlerin peşine koşturun. Eyvah. Eyvah Ali Osman'ın haline. Eyvah mı? Niye eyvah? O gece aslında herkesin ders alması gereken bir akşamdı. O akşam olmasaydı ben belki bugün burada olmayabilirdim. Hepimiz gençlik zamanlarımızda yanlışlar, hatalar, kötülükler yaptık. Fakat bir şekilde daha fazla zararlara girmeden kendimizi toparlayıp bugünlerimize kadar geldik. Ama günümüz çok daha farklı. Gençlerimiz çok tehlikeli bir ortamda yetişiyorlar. Onlar artık bilmedikleri, doğru ve yanlışın ne olduğunu çözemedikleri bir günü yaşıyorlar. Günümüz. İyi de kardeşim, biz bunları biliyoruz zaten. Bunun için mi davet ettin bizi buraya? Gençlerimiz şu gelişen teknolojiden iyi yönde faydalandıkları kadar olumsuzlukları da alıp hayatlarına yer ediyorlar. Yeni nesil eskiyle bağlarını koparmadan ilerlerse, yani eskinin tecrübesiyle kendi vizyonunu katarak ilerlerse, çok daha güzel, güçlü, güvenli ve yaratıcı olacağının farkında olmalıdır. Geçmişiyle bağlarını koparan, onuret eden nesillerse yozlaşırlar. Hele ki şu zamanda çocuklarımızın yanında olmak zorundayız. Gençler bizim gençlerimiz. Sahip çıkalım. Ne diyorsun sen ya? Böyle lafı gevreyip gevreyip ne yapmak istiyorsun sen? Anlamadım ben senin dediğinden. Bilmediğimiz bir şey varsa söyleyin. Gereken neyse önlemini alalım. Biz zaten torunumuzun doğruyu yanlışı ayırt edebileceğine inanıyoruz. Kendisini bu konuda tembihliyor
bir takip ediyoruz. Arkadaşlar, bundan birkaç hafta önce Kazım aşırı gergin, aşırı sinirli, agresif. Yani huzurlu bir yapısı yoktu. Ve psikolojik olarak bir bozukluk olduğunu fark ettim. Şimdi iyiye gidiyoruz. Nasıl Ali Osman'dan ayrıldı, Berkay'dan ayrıldı ve Ahmet'ten ayrıldı, anca dengelere giriyor. Çocuklarınızı siz de toparlamaya çalışın. Ben şu anda iyi olduğumu görüyorum. Yani nasıl uzaklaştı arkadaşlardan, orada bitti. Bana bakar mısınız siz? Lafı ne demeye getiriyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz siz? Bakın arkadaşlar, bizim buraya toplanma nedenimiz kavga yapmak veya tartışmak değil. Sen kimsin? Burada geldin, Lagolga'ya bu artı saatsiz konuşuyorsun. Öner, herkesin emanetlerini adları ve lakaplarıyla masanın üstüne bırak bakalım. Ali Osman. Namı diyar? Jilet Ali. Ali Osman mı? Siz iyice saçmalamaya başladınız artık. Bakalım bunun sonu nereye varacak? Ahmet. Namı diyar? Çamur Ahmet. Arkadaşlar, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok kötü. Berkay, namı diyar? Alfa. Berkay'da mı? Bu silahlar sizin çocuklarınızdan aldığım silahlar. Öner. Buyur abi. Çocuklar nerede? Dışarıda bekliyorlar abi. Çağırayım mı? Ali Osman, ne diyor oğlum bunlar? He? Bu silahlar sizin mi? Doğru mu bunlar? Oğlum cevap versene. Bir de lakabın var öyle mi? Jilet Ali. Lan ben senin neyini eksik ettim? He? Gece gündüz çalışıp her şeyini karşılamadın mı? Her şeyini almadın mı? Cebine para koymadın mı? Bunun hesabını sorarım sana. Oğlum, Ahmet'im, biz sana bu kadar sevgi vermişken, seni bu kadar sevgiye yüklemişken, sen bu silahla bir canı acıtabilecek miydin? Bir cana kıyabilecek miydin Ahmet'im? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bunların doğruluğuna inanmıyorum. Berkay, nedir bu silah? Sen bu adamları ne diye bu şekilde getiriyorsun? Bizim bunları konuşmamız iyi oldu arkadaşlar. Bunları bilmeniz gerekiyordu zaten. Birader, sen hala kim olduğunu söylemedin. Sen hangi sıfatla gelip bize bu şekilde konuşuyorsun? Kimsin sen lan? Kimsin? Ne yapıyorsunuz? Ben kim miyim? Çok mu merak ediyorsun? Bana bak. Ben kimim söyleyeyim sana. Benim dediklerimi ciddiye almazsan, çocuk yetiştirmedeki bu hatalarını aynen devam edecek olursan, yıllar sonra karşına çıkacak oğlunun bir örneğiyim sadece. Nasıl babaymış ki o? Oğlunu öyle kızacağına güzel güzel anlatsa, vazgeçirse olmaz mıymış? Ben sana defalarca güzel güzel konuştum.
Beni dinledin mi? Bak yeğenim. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar. Yaptıkları o an için kendilerine göre doğru olduğunu düşünerek yaparlar. Ta ki sonunda zarar gördüklerinde yanlışı fark ederler. Önemli olan zarar görmeden doğruyu bulmaktır. Dayı, boş bulundum bugün. Özür dilerim. Ama benim onlarla kötü niyetli bir arkadaşlığım yoktu. Bundan sonra da dikkat ederim. İnşallah yeğenim. Fazla dolaşan pabuç bir gün pisliğe basar. Eve pislik taşır. Bak aslan parçası, seni herkes seviyor. Okuyup adam olasın diye herkes umut ediyor. Senin ne beni ne de sevenlerini üzecek, kıracak herhangi bir hareket yapmayacağına ben inanıyorum. Evet dayı. Geç kalmadan doğru kişilerle arkadaşlık kur. Hadi bakalım. Annenler bekliyor. Gidelim. Tamam dayı, gidelim. Peki sen arkadaşlarınla hala görüşüyor musun? Hayır. Benden sonra birini almış aralarına. Çocuk okulu bırakmış, serseri olmuş diyorlardı. Belinde kuru sıkı silah dolaşıyormuş. Kavganın birinde kuru sıkı silahı çekiyor, korkutmak için. Karşısındakiler gerçek silah zannederek vurup öldürüyorlar. Diğerlerine ne oldu? Bizim Çamur Ahmet yoksul bir aile çocuğuydu. Buna rağmen okudu, öğretmen oldu. Hatta en son gördüğümde okul müdürlüğüne kadar yükselmiş, iyi nesiller yetiştiriyor. Mutlu bir hayatı vardı. Sadece varlık içinde büyüyen bir iş adamı oldu. En son gördüğümde mutsuz bir hayatı vardı. Her şeyim var baba. Param var. Arabam da var. Evim de var. Zenginim. Çok zenginim baba. Ama bir arkadaşım yok. Bana ne diyor biliyor musun baba? İşte geldi bizim zengin zübbesi diyorlar. Kimse benimle konuşmuyor baba. Bana her şeyi aldım. Keşke biraz da sevgi alsaydım baba. Senin paranla sevgi alamıyorum baba. Alamıyorum. İşte benim eksik yanım. Paranla sevgi alamıyorum. Bulamıyorum baba. Peki dayı, Berkay amca, o ne oldu? Berkay. Okay.
Bizimkiler galiba. Dede, annem dedenler çabuk gelsin dedi. Tamam kızım. Hadi gel, deden seni bir öpsün. E canım benim. Nasılsın bakalım? İyiyim. Bir de dolapta bir şey varmış. Unuttum ben onu dede. Onu da getirsin dedi annem. Tamam. Ben eve gidiyorum. E beraber gitseydik. Hadi gidelim. Geç kaldık. Dolapta birkaç erzak var. Onları sen al gel. Ben dışarıda bekliyorum. Tamam dayı. Haydi çıktı tamam. Geç başına. Dayı ne oldu dayı? Dayı ne oldu? Kimse yok mu? Yardım edin. Doktor çağırın. Geçen sefer kolay dönüştü. Bizim adam vurdular, kendileri arkadan kaçtılar abi. Ne duruyorsunuz? Toplayın bütün adamları. Derhal düşün peşlerine. Tamam abi. Süleyman. Buyur abi. Sen içerideki adamı aldır, peşlerinden git. Anlaşıldı abi. Sen şimdi buradan devam et, tamam mı? Kaybol, çabuk. Senin de başını bela soktum. Ben başımın çaresine bakarım, sen beni merak etme. Hadi şimdi, hadi. Hadi, çabuk. Thank you.
Nedir durum? Kıstırdık abi içeride. O Dokan Bey, o bir şey yapmadı. Kazım, her şeyin bir bedeli var. Bedava peynir, bara kapanında olur. Ya sen? Ya o?